Çağlık kompleksi, üstünlük kompleksi. Gördüğümüz gibi bir insanın yaşamındaki her hastalık belirtisi adeta ileriye doğru bir devinim içinde açığa vurur kendini. Belirtinin bir geçmişi, bir de geleceği vardır da diyebiliriz. Gelecek bizim çabamız ve amacımızla ilişkilidir. Geçmiş ise yenmeye çalıştığımız aşağılık ya da yetersizlik duygusu için söz konusudur. Dolayısıyla bizi ilkin aşağılık kompleksi ilgilendirir. Ancak bundan sonra devinimin ilerleyici niteliğine uygun olarak üstünlük kompleksine yöneltiriz dikkatimizi. Hem iki kompleks de öz bakımından birbiriyle ilişkilidir. Bir aşağılık kompleksiyle yüz yüze geldiğimiz vakalarda az çok gizli bir üstünlük kompleksine rastlamamız bizi şaşırtmamalıdır. Öte yandan bir üstünlük kompleksini aydınlatmaya çalışıp kompleksi tüm boyutlarıyla inceledik mi her zaman az çok gizli bir aşağılık kompleksiyle yüz yüze geldiğimizi söyleyebiliriz. Yan başlık, genel düşünceler. Bizim burada aşağılık ya da üstünlükle bağlantılı kıldığımız kompleks deyiminin yalnızca aşırı ölçüde bir aşağılık duygusunu ve üstünlük çabasını nitelediğini kuşkusuz her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. İşe bu açıdan bakınca aynı insanda aynı zamanda aşağılık ve üstünlük kompleksi gibi birbirine aykırı iki eğilimin yaşaması çelişki niteliğini yitirir. Üstünlük çabasıyla aşağılık duygusunun normal duygusal tutumlar olarak birbirlerini bütünlediği açıktır. İçinde yaşadığımız durumda kendimizde bir şeyin eksikliğini hissetmeseydik, üstünlük sağlamaya ve başarı elde etmeye uğraşmazdık. Kompleks dediğimiz şeyler doğal duygulardan gelişip çıktığı için duyguların kendi arasındakinden daha çok çelişki bulunmaz aralarında. Üstünlük çabası asla son bulmaz. Gerçekten de bireyin ruhunu oluşturur bu çaba. Daha önce söylediğimiz gibi yaşam demek bir amaca ya da bir ideal kişiye varmak için çaba harcamaktır. Amaç denilen ideal kişiye doğru yol alış da üstünlük çabasıyla eyleme dönüştürülür. Yolunun üzerindeki her şeyi kendisiyle sürükleyip götüren bir ırmak gibidir ilgili çaba. Miskin çocukları onlardaki aktivite eksikliğini, her türlü ilgi noksanlığını gördü mü, sanki hiç kımıldamadıklarını, hiç devinmediklerini söylemesi gelir insanın. Öyleyken bu çocukların da kendilerine üstünlük sağlamak istediklerini görürüz. Bir istek ki şöyle konuşturur onları. Bu kadar miskin olmasaydım bir cumhurbaşkanı olabilirdim. İlgili çocuklar da devinir ve adeta ihtiyatla çaba harcar. Kendilerine alabildiğine değerli bir gözle bakarlar. Benimsedikleri görüşe göre hayatın olumlu yanında bir sürü başarı elde etmeleri içten değildir. Ne çare ki? Kuşkusuz bir aldanmadır bu. Bir masaldır. Ama hepimizin de bildiği gibi insanlar pek sık olarak masallarla yetinirler. Özellikle cesaretsiz kimseler için söz konusu bir durumdur bu. Böyleleri hayallere ve kuruntulara kapılır. Kendilerini pek güçlü hissetmediklerinden hep dolambaçlı yollara sapar. Yani güçlüklerle yüz yüze gelmekten sürekli kaçmaya bakarlar. Böyle kaçıp durmaları, savaşmaya yanaşmamaları içlerinde gerçektekinden daha güçlü ve akıllı oldukları gibi bir duygunun uyanmasına yol açar. Öyle çocuklara rastlarız ki bu üstünlük duygusundan çalıp çırpmaya koyulur. Başkalarını yanıltabileceklerini sanır, işledikleri hırsızlıkları başkalarının öğrenemeyeceğini düşünürler. Fazla bir zahmete katlanmaksızın servet sahibi olurlar. Aynı duygu suça yönelik kişilerde de pek belirgindir. Bunlar kendilerini başka insanların üstünde yer alan kahramanlar gibi görürler. Bu karakter özelliğini daha önce bir başka perspektiften bakarak özel zekanın belirtisi diye nitelemiştik. Ne sağduyu ne de toplum duygusu diye bir şeyi içerir ilgili özellik. Bir katil kendisine kahraman gözüyle bakarsa bu onun özel görüşüdür. Gerekli cesaretten yoksundur böyle biri. Çünkü durumu öyle ayarlamak ister ki yaşamsal sorunların çözümü için kendisine yapacak iş kalmasın. Dolayısıyla suça yöneliklik ilk çocukluk yıllarından kaynaklanan köklü bir bozulmanın belirtisi değil bir üstünlük çabasının ürünüdür. Benzeri belirtileri nevrozlu insanlarda da gözlemleyebiliriz. Örneğin bu insanlar iyi uyuyamaz. Ertesi gün işlerin onlardan beklediklerini yerine getirecek güçten kendilerini yoksun hissederler. Uykusuzlukları nedeniyle kendilerinden çalışmalarının istenemeyeceği, çünkü normalde yapabilecekleri işi yapamayacak durumda oldukları gibi bir duygu içinde yaşar. Bir uyuyabilseydim neler yapmazdım ki diye yakınıp dururlar. Korkular içinde yaşamını sürdüren depresif insanlarda da aynı durumla karşılaşırız. Korkularını bahane ederek insan soydaşlarının başına zorba kesilirler. Oysa gerçekte başkalarına hükmetmek için korkularını alet ederler. Çünkü nereye gitseler çevrelerinde
insan görmeden duramazlar. İnsan soydaşlarını kendi istekleri doğrultusunda bir yaşam sürmeye zorlarlar. Depresyon ve ruhsal bozukluk içindeki insanlar her zaman aile bireylerinin dikkatini, odak noktasını oluştururlar. Aşağılık kompleksinin kendilerine nasıl bir güç sağladığını bu gibi kimselerde açıkça gözlemleyebiliriz. Kendilerini güçsüz ve çaresiz durumda hissettiklerinden, kilo kaybına uğradıklarından ve buna benzer şeylerden yakınırlar. Oysa gerçekte herkesten daha güçlüdürler. Sağlıklı insanlara söz geçirirler. Hani böyle bir durumun bizi hiç şaşırtmaması gerekir. Çünkü içinde yaşadığımız uygarlıkta güçsüzlük hayli güçlü ve yaman bir nitelik taşıyabilir. Parantez içinde, gerçekten de uygarlığımızda en güçlü insan kimdir diye kendi kendimize bir soru yöneltsek, buna verilecek mantıksal yanıtın bebek olması gerekirdi. Bir bebek hükmeder çevresindekilere ama kendisine hükmedilmesine izin vermez. Şimdi de üstünlük kompleksi ile aşağılık kompleksi arasındaki ilişkiye bir göz atalım. Örnek olarak üstünlük kompleksine yakalanmış, sorunlu, küstah, kendini dev aynasında gören kavgacı ve geçimsiz bir çocuğu ele alalım. Böyle bir çocuğun gerçekte olduğundan her vakit daha büyük görünmek istediğini saptarız. Hepimiz de biliriz ki inatçılık nöbetlerine eğilim gösteren çocuklar ilgili nöbetleri alet ederek başkalarına hükmetmeye çalışır. Neden öyle sabırsızdır bu çocuklar? Çünkü amaçlarına erişecek kadar güçlü olduklarından emin değillerdir. Kendilerini başkalarından aşağı düzeyde hissederler. Kavgacı ve saldırgan çocuklarda bir aşağılık kompleksi ve bunu yenmek özlemi yaşar hep. Sanki insan der ki olduklarından büyük görünmek için ayak parmaklarının uçlarına basarak dikilmek, böyle kolay yoldan başarıya ulaşmak istemekte, kendilerine bir gurur ve üstünlük duygusu sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu gibi çocuklar üzerinde uygulayacağımız tedavi yöntemleri geliştirmek bizlere düşmektedir. Söz konusu çocuklar yukarıda belirtildiği gibi davranıyorlarsa yaşamdaki tutarlılığı bilmediklerindendir. Çevrelerindeki nesnelerin doğal düzeni konusunda hiçbir düşünceleri yoktur. Durumları görmeye asla yanaşmayan bu çocukları suçlamamız doğru sayılmaz. Kendilerine sorulmaya görsün. Başkalarından aşağı değil üstün düzeyde oldukları konusunda diretirler. Dolayısıyla dostluk ve güler yüzle davranıp bakış açımızı kendilerine anlatmaktan ve yavaş yavaş durumu kavramalarına çalışmaktan başka yapılacak bir şey yoktur. Bir insan palavra savurur, övünüp durursa kendini başkalarından aşağı gördüğünden yaşamın olumlu tarafında başkalarıyla boy ölçüşecek kadar, ölçüşecek kadar kendini güçlü hissetmediğinden yapar bunu. Yani yaşamın olumsuz tarafındadır ve toplumda uyum içinde yaşayamamaktadır. Topluma uyum sağlayamadığından yaşamın karşısına çıkacağı toplumsal sorunları nasıl çözeceğini bilememektedir. Böylelerinin çocukluğunu gözden geçirirsek kendileriyle anne babası ve öğretmenleri arasında hep bir çatışmanın var ola geldiğini saptarız. Bu gibi durumlarda yapılacak şey ortadaki durumu anlamak ve çocuğun da anlamasına çalışmaktır. Aşağılık ve üstünlük komplekslerinden oluşan aynı karışımla nevrotik hastalıklarda da karşılaşırız. Nevrozlular üstünlük komplekslerini ikide bir aşağı vururlar ama kendilerindeki aşağılık komplekslerinden hiç haberleri yoktur. Bir ailede çocuklardan biri ötekilerinden üstün tutuldu mu, genellikle öbür çocukların hepsinde bir aşağılık kompleksi oluştuğunu ve hepsinin de bir üstünlük kompleksine kavuşmak için çaba harcadıkları görülür. Yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşündükleri süre belki yaşamsal sorunları memnunluk verici biçimde çözümler böyleleri. Ne var ki aşağılık kompleksleri bir belirginlik kazanmışsa kendilerini sanki düşman bir ülkede yaşıyormuş gibi hisseder. Kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarından her zaman daha çok göz önünde tutar. Dolayısıyla toplumsallık duygusundan geniş çapta yoksun kimseler gibi davranırlar. Toplumsal sorunlara ilgili sorunların çözümüne yararı dokunmayacak bir tutumla yaklaşırlar. Dolayısıyla durumlarında bir hafifleme sağlamak için yaşamın olumsuz tarafına yönelirler. Ama bizler bu türlü bir davranışın gerçek bir hafifleme sayılamayacağını biliriz. Gel gelelim söz konusu kimseler yaşamın karşılarına çıkardığı sorunları çözümlemeyi değil, başkalarının kendilerine destek olmasını bir hafifleme sayarlar. Tıpkı başkalarının sırtından geçinen dilencilere benzerler. Güçsüzlüklerinden nevrotik bir yoldan yarar sağlamak hoşlarına gider. Gerek çocukların gerek erişkinlerin kendilerini güçsüz hissedince topluma yönelik ilgiden sırt çevirip üstünlük elde etmek için çaba harcaması öyle görülüyor ki insan doğasının bir özelliğidir. Söz konusu durumlarda çocuklar olsun, erişkinler olsun yaşamsal sorunları işin içine hiç toplumsallık duygusu karıştırmadan kendilerine kişisel üstünlük sağlayacak gibi çözmek isterler. Üstünlük sağlamaya çalışan ve bu çabasını toplumsallık duygusuyla yumuşatmaya çalışan bir insan yaşamın olumlu tarafında bulunur ve düpedüz iyi işler başarabilir. Ama toplumsallık duygusundan yoksunsa gerçekten yaşamsal sorunlarla başa çıkacak gibi hazırlandığı söylenemez. Daha önce belirttiğimiz gibi sorunlu çocuklar, ruh hastaları, suça yönelik kişiler, canlarına kıyanlar ve daha başka bazı kişiler bu gruba girer. Aşağılık ve üstünlük kompleksi
kompleksinden oluşan bu genel konuyu kapamadan önce adı geçen komplekslerle normal insanlar arasında ne gibi bir ilişkinin bulunduğuna da birkaç sözle değinmek yerinde olacaktır. Söylediğimiz gibi her insanda bir aşağılık duygusu vardır. Ne var ki ilgili duygu tek başına bir hastalık olmayıp bireyin sağlıklı normal çabaları ve gelişimi için bir uyarıcı rolünü oynar. Aşağılık duygusu ancak bir yetersizlik duygusunun insanı egemenliği altına alması ve onu iyi şeyler yapmaya teşvik etmek, şöyle dursun, depresif ve gelişim gücünden yoksun duruma sokması durumunda patolojik nitelik kazanır. O zaman üstünlük kompleksi, aşağılık kompleksine yakalanmış kişinin güçlüklerden yakayı sıyırabilmesi için izlediği yollardan biridir. Böyle bir kişi gerçek duruma aykırılıkla üstün olduğunu kurar kafasında. Kendi kendini yanıltarak ele geçirdiği bu sözde başarıyla katlanamadığı bir durumun, yani başkalarından aşağılığının acısını çıkarmaya çalışır. Normal bir insanda üstünlük kompleksine rastlanmaz. Bir üstünlük duygusunu bile hissetmez böyle bir kimse. Onun elde etmek için çaba harcadığı bir üstünlük varsa, biz hepimizin başarıya ulaşmak için ruhumuzda yaşattığımız hırstan ayrı bir şey değildir bu. Böyle bir üstünlük çabası da çalışıp iş görme eyleminde kendini açığa vurduğu sürece ruhsal hastalıkların kaynaklandığı yanlış değerlendirmelere asla yol açmaz. Yan başlık: birkaç vaka. Saplantı nevrozuna yakalanmış bir kadın. Hastamın durumu bu bakımdan son derece ilginçtir. Genç bir kızdır hastam. Herkes tarafından sevilen, büyüleyici bir güzelliğe sahip bir ablası vardır ve bu ablasına güçlü bir bağımlılık içinde yaşar. Bir kez durum bu haliyle çok anlamlıdır. Çünkü aile bireylerinden biri ötekilerden daha avantajlı bir pozisyonu elinde tutar. Öne çıkarsa ötekiler olumsuz yönde etkilenir bundan. Kayrılan birey ister baba, ister çocuklardan biri, isterse anne olsun, öbür aile bireyleri üzerindeki olumsuz etki her zaman açığa vurur kendine. Böylelikle öbür aile bireyleri alabildiğine güç bir durum karşısında kalır. Hatta bazen ilgili koşullara uzun süre katlanamayacakları gibi bir duyguya kapılırlar. Sözünü ettiğimiz hastam hiç de elverişli sayılamayacak bir çevrede büyümüştü. Kendini haksızlığa uğramış, dar sınırlar içine tıkılmış hissediyordu. Bir toplumsallık duygusuna sahip olup da duruma bizim gibi baksaydı bir başka yaşam çizgisini izleyebilirdi. Günün birinde müzik öğrenimine başlamıştı ama kayrılıp bağıra basılan ablasını düşünmekten baş alamayışının yol açtığı aşağılık kompleksinden ötürü öylesine güçlü gerilimler içinde yaşıyordu ki müzik öğrenimine bir türlü doğru dürüst kendini veremiyordu. 20 yaşındayken ablası evlenmiş, bunun üzerine kendisi de ablasına rekabet için evlenmek üzere fırsat aramaya koyulmuştu. Böylece giderek daha çok sorunların kucağına yuvarlanmış, yaşamın olumlu tarafından daha çok uzaklaşmıştı. Derken aşağılık bir kız olduğu, tekin sayılamayacağı, majik güçlerle donatıldı ve bu güçlerle bir başkasını isterse cehenneme yollayabileceği gibi bir kuruntuya kaptırmıştı kendini. Majik güçlerle donatılmışlık kuruntusunun üstünlük kompleksinden kaynaklandığı açıktır. Ne var ki hastam tıpkı zengin insanların zaman zaman yakınarak zenginliğin ne kötü bir yazgı olduğunu söylemeleri gibi hastam da sürekli yakınıp sızlanmaktadır. Yalnız bir başkasını ölüme yollayabilecek tanrısal bir güce sahip olduğu duygusu içinde yaşamıyor, zaman zaman başkalarına yardım edebileceği ve etmesi gerektiğini düşünüyordu. Kuşkusuz her iki duygu ve düşünce de gülünçtü. Ama kapıldığı hezeyanın sonucu olarak hastam, kayrılan ablasınınkinden daha büyük bir gücü elinde bulundurduğuna kendisini inandırıyordu. Ancak böyle bir düşünce oyunuyla kız kardeşinden ileriye geçmenin üstesinden gelebilmekteydi. Ne var ki böyle bir güce sahip olduğu için de yakınıp sızlanıyor. Çünkü bu konuda ne kadar sızlanırsa söz konusu güce gerçekten sahip olduğuna o kadar çok aklı yatıyordu. İçindeki kuruntuya gülüp geçse insanüstü bir gücü elinde bulundurduğu savı sağlamlığını yitirecekti. Ancak sızlanıp yakınarak yazgısını benimseyebiliyor ve kendini mutlu hissediyordu. Buradan şunu görüyoruz ki üstünlük kompleksi bazı durumlarda gizli kalabilmekte, varlığının bilincine varılamamakta. Öyleyken gerçekte bir aşağılık kompleksini dengeleyici bir güç olarak etkinliğini sürdürebilmektedir. Şimdi biraz da hastamın ablasından söz açalım. Hastamın ablası çok avantajlı bir durumdaydı. Çünkü bir süre tek çocuk pozisyonunu elde bulundurmuş, herkes tarafından şımartılıp el üstünde tutulmuş, ailesinin ilgi ve dikkatinin odak noktasını oluşturmuştu. 3 yaşındayken küçük kız kardeşi dünyaya gelmiş. Bu da onun aile içindeki durumunu tümüyle değiştirmişti. Daha önce tek çocuk yaşamını sürdürmüş. Ailede herkesin dikkati ve ilgisi kendisinin üzerinde toplanmış. Oysa şimdi ilgili pozisyonu elden çıkarmak zorunda bırakılmıştı. Dolayısıyla kavgacı ve geçimsiz bir çocuğa dönüşmüştü. Ne var ki bu gibi çocuklar ancak kendilerinden güçsüz oyun arkadaşlarının arasında kavga çıkarır, onun bununla dolaşırlar. Kavgacı bir çocuk asla cesur sayılmaz. Ancak kendisinden güçsüz çocuk
çocuklarla boy ölçüşebilir. Çevresindekiler daha güçlü ise kavgacılık eğilimi gelişmez. Çocuk kendi içine kapanır, surat asıp durur. Depresif bir karakter kazanır ve evdeki durumu doğru dürüst değerlendirebilme olanağını yitirir. Böylesi durumlarda büyük çocuk eskisi gibi fazla sevilmediği duygusuna kapılır. Evdekilerin kendisine karşı değişmiş tutumlarının dışa vurumlarına da düşüncesini doğrulayan bir gözle bakar. Bizim vakada abla değişen durumdan başlıca annesini sorumlu tutmuştu. Çünkü eve ikinci çocuğu o getirmişti. Yani saldırılarını annesine karşı yöneltmesinin anlaşılmayacak bir yanı yoktu. Yeni doğmuş bir çocuğun ise bütün bebekler gibi ilgiyle sarılır çevresi. Dikkatler üzerine yöneltilir. Şımartılıp el üstünde tutulur. Dolayısıyla aile içinde kendisinden önce doğmuş kardeşlerine göre daha elverişli bir pozisyonda bulunur. Dolayısıyla kendini yorması, mücadele etmesi gerekmez. Kavgaların uzağında kalır. Böylece çok tatlı, uysal, herkesin büyük bir sevgiyle kucak açtığı bir çocuk yaşamını sürdürür. Ailenin göz bebeğidir. Bazen bu durum söz dinlemek gibi erdemli bir davranışın gelişip ortaya çıkmasını, çocuğun çevresindekilerin gönlünü kazanmasını sağlar. Şimdi bu çok tatlı, uysal ve güler yüzlü çocuk yaşamın olumlu tarafına doğru gelişebilmiş midir? Gelişememiş midir? Ona bir göz atalım. Bir kez çocuğun uysallık ve yumuşaklığının şımartılıp el üstünde tutulmasından kaynaklandığını tahmin edebiliriz. Ne var ki içinde yaşadığımız uygarlık şımartılmış çocukları pek de baş tacı edecek gibi değildir. Kimi zaman baba bu nedenle duruma bir son vermek ister. Bazen de okul gelip girer araya. Böyle şımartılıp el üstünde tutulmuş bir çocuğun üstün pozisyonu sürekli sarsılma tehlikesi gösterir. Dolayısıyla çocukta bir aşağılık duygusu gelişir. Şımartılmış çocuklardaki ilgili duygu elverişli bir pozisyonun elde bulundurulduğu süre gözden uzak kalır. Ama pozisyonda biraz olumsuz yönde değişme baş göstersin. Hemen bu çocukların yığılıp kaldıklarına ya da depresif bir kimseye dönüştüklerine ya da bir üstünlük kompleksi geliştirdiklerine tanık oluruz. Üstünlük kompleksi ile aşağılık kompleksinin çakıştığı bir nokta var ki o da her ikisinin de yaşamın olumsuz tarafına eğilim göstermesidir. Büyüklük taslayan üstünlük kompleksine yakalanmış arsız bir çocuk bizim deneyimlerimize göre asla yaşamın olumlu tarafında yer almaz. Şımartılmış çocuklar okula başladıkları zaman durumlarındaki rahatlık çıkıp gider elden. Bu andan başlayarak ilgili çocukların yaşam karşısında çekingen ve ihtiyatlı bir tutum takındıklarını görür, şu ya da bu ödevin asla üstesinden gelemediklerine tanık oluruz. Bizim küçük kız kardeş hastamızda da bunun aynıydı durum. İlkin dikiş dikmesini, piyano çalmasını ve daha başka birçok şeyi öğrenmiş ama kısa süre sonra hepsinden yüz çevirmişti. Aynı zamanda toplumsal yaşama karşı ilgisini yitirmiş, bundan böyle sokağa çıkmamaya başlamış, depresif duygulara gömülüp girmişti. Kendisininkilere göre daha çok beğenilen, beceri ve özelliklerle donatılmış ablasının gölgesinde yaşadığı gibi bir duygu yuvalanmıştı içine. Kararsız tutumu varlığında bir takım güçsüzlüklerin filizlenip gelişmesine yol açmış, karakterinde bir bozulma baş göstermişti. İlerideki yaşamında tutacağı iş bakımından bocalayıp durmuş, bir işi hiçbir vakit sonuna kadar götürememişti. Sevi ve evlilik yaşamında da kararsız bir tutum izlemiş, kız kardeşiyle rekabet isteğine karşın böyle bir tutumu sergilemekten kendini alamamıştı bir türlü. 30 yaşındayken tüberkülozlu bir adamla tanışmıştı. Kendisine böyle bir hayat arkadaşı seçmesinin anne ve babasının itirazıyla karşılaştığını sorgusuz sualsiz kestirebiliriz. Ne var ki bu konuda bizzat ilişkiyi kesmesine gerek kalmamış, bunu onun yerine anne ve babası yapmış, dolayısıyla evlenme işi gerçekleşmeden kalmıştı. Aradan bir yıl geçmiş, kendisinden 30 yaş büyük bir adama varmıştı. Böyle bir adam artık gerçek bir koca sayılamayacağı için zaten gerçek bir izdivaç gözüyle bakılamayacak bu evlilik anlam ve amaçtan yoksun bir nitelik taşımıştı. Bu kadar yaşlı bir adamın ya da bir başkasıyla evli bulunduğu için kendisiyle evlenilemeyecek birinin koca diye seçilmesini çokluk bir aşağılık kompleksinin belirtisi sayarız. Söz konusu engellere karşın gerçekleştirilecek böyle bir girişimin arka planında bir korkaklığın saklı yattığını görürüz. Ne var ki yaptığı izdivaçta üstünlük duygularını pekiştirecek bir zemin bulamayan hastam üstünlük kompleksine kavuşabilmek için bir başka yol izlemeye koyulmuştu. Dünyada en önemli şeyin görevini yapmak olduğu düşüncesine sımsıkı kaptırmıştı kendini. Sürekli yıkanmadan duramıyordu. Herhangi bir kimse ya da nesneyle temasa gelmesin. Yeniden yıkanıp temizlenmek için önüne geçilmez bir gereksinme duyuyordu. Böylelikle çevresinden tam anlamıyla soyutlanmıştı. Oysa gerçekte elleri öylesine kirliydi ki anlatılamaz. Nedeni de açıktı. Sürekli yıkanmalar sonucu
sonucu elleri yer yer çatlayıp yarılmış, yarıkların içine bir sürü pislik yuvalanmıştı. Bütün bunlar ortada bir aşağılık kompleksinin varlığını gösteren belirtilerdi. Ama kendisi dünyanın en temiz insanı sayılacağı kanısındaydı. Ve kendi gibi yıkanıp temizlenme saplantından uzak yaşadıkları için başkalarını durmadan eleştiriyor, onlara kusurlar buluyordu. Rolünü pantomim sanatçıları gibi jestlerle oynuyordu adeta. Hep başkalarından üstün olmayı arzulamıştı. İşte gerçekten üstündü şimdi. Ama bu üstünlük ancak hayaldeydi. Dünyanın en temiz insanı biliyordu kendini. Aşağılık kompleksi giderek bir üstünlük kompleksine dönüşmüştü. Ve ilgili kompleksi açıkça dışa vuruyordu. Aynı duruma büyüklük hastası kimselerde, diyelim kendisine İsa ya da imparator gözüyle bakan insanlarda da rastlarız. Böyle bir kişi yaşamın olumsuz tarafında bulunur. Rolünü öyle oynar ki sanki gerçektir dersiniz. Soyutlanmış bir yaşam sürer. Geçmişini kurcalamaya görelim. Vaktiyle bir aşağılık duygusu içinde yaşadığını ve sonradan hiçbir işe yaramaz bir üstünlük kompleksi geliştirdiğini saptarız. Gördüğü sanrılar dolayısıyla bir sinir hastalıkları kliniğine yatırılan 15 yaşındaki genci alalım ele. Henüz savaştan önceydi. Avusturya imparatorunun öldüğünü sayıklayıp durmuştu genç. Bunun doğru bir yanı yoktu. Ama o kralın düşünde kendisine göründüğünü ve Avusturya ordusunun başına geçip düşmana karşı savaşmasını istediğini iddia ediyor. İddiasından da zerre kadar dönmüyordu. İmparator söz konusu görevi havale edecek kişi olarak bula bula onu onun gibi ufak tefek birini bulmuştu. İmparatorun tam o sıra sarayında bulunduğu ya da otomobiliyle bir geziye çıktığı haberini içeren gazeteler getirilip konulmuş önüne. Ama oğlan bir türlü düşüncesinden vazgeçmemişti. İmparatorun öldüğü ve rüyasında da kendisine göründüğü üzerinde ayak diretiyordu. O tarihlerde bireysel psikoloji, uykudaki vücut pozisyonlarının üstünlük ya da aşağılık duygularının belirtisi olma bakımından ne gibi bir anlam taşıdığını araştırmaya çalışmaktaydı. Deneyimlerimize göre bu yoldaki bilgiler bireysel psikoloji uygulamalarında yarar sağlamaktadır. Kim insanlar vardır, yatağa yattılar mı kıvrılır, bir kirpi gibi tortop olur. Yorganı başlarına çekerler. İlgili vücut pozisyonu aşağılık kompleksini ele veren bir belirtidir. Örneğin böyle bir kimse için cesurdur diyebilir miyiz? Ya da yatakta boylu boyunca uzanmış bir kimseyi görüp de ona güçsüz ya da hayatın zorlukları karşısında beli bükülmüş biri diye bakabilir miyiz? Tıpkı yatma şeklindeki gibi hem gerçek hem mecazi anlamda boylu, boslu kişilerdir bunlar. Uykuda yüz üstü yatanların dik kafalı ve kavgacı kimseler oldukları gözlemlenmiştir. Bunun üzerine sözünü ettiğimiz genç ayık durumdaki davranışlarıyla uyku sırasındaki vücut pozisyonları arasında ilişki kurulup kurulamayacağı açısından inceleme konusu yapılmış, uykuda tıpkı Napolyon gibi kollarını kavuşturduğu saptanmıştı. Napolyon'un kolları göğsünde kavuşturulmuş resimlerini bilmeyenimiz yoktur. Ertesi gün gence kollarını bu şekilde göğsü üzerinde kavuşturan birini tanıyıp tanımadığı sorulmuş. O da evet öğretmenim diye yanıt vermişti. Bu biraz bilmecemsi bir açıklamaydı. Ama derken belki öğretmenin Napolyon'a benzeyen biri olabileceği tahmini ortaya atılmıştı. Gerçekten de öyleydi. Dahası vardı. Delikanlı öğretmenini seviyordu ve onun gibi bir öğretmen olmayı istemişti. Ne var ki ailesinin yüksek öğrenim yaptıracak kadar parası olmadığından çalışmak zorunda kalmış, lokantanın birinde kendine bir iş bulmuş, buradaki garsonlar bücürlüğünden ötürü kendisiyle dalga geçip durmuşlardı. Oğlan da daha fazla dayanamamış, hor görülüp aşağılanmalardan yakasını kurtarmak istemişti. Ama kaçıp kurtulamayacakken yaşamın olumsuz tarafında almıştı soluğu. Söz konusu gencin durumunda olup bitenlerin iç yüzünü görebilmekteyiz. Mücürlüğünden dolayı gerek müşteriler, gerek lokanta personelince eğlence konusu yapıldığından başlangıçta bir aşağılık kompleksine yakalanmış, ne var ki üstünlük sağlamak için sürekli çaba harcamıştım. Asıl isteği öğretmenlikti. Ama böyle bir meslek edinmesinin olanaksızlığından yaşamın yararsız tarafına götüren dolambaçlı bir yola saparak kendisine bir başka üstünlük amacı belirlemiş, uykuda ve düşlerde ilgili üstünlüğü ele geçirmiştim. Buradan görüyoruz ki üstünlük amacı yaşamın hem olumlu hem olumsuz tarafında bulunabilmektedir. Örneğin bir insan iyi kalpli ve yardımsever ise bunu birbirinden değişik iki şekilde yorumlayabiliriz. Ya o kişi sosyal uyum sağlayabilmiş, başkalarının yardımına koşmayı seven biridir ya da kısaca poz yapmakta kendisini öyleymiş gibi göstermektedir. Psikologların tanıdığı çok insan vardır ki tek amaçları büyüklük taslamak ve caka satmaktır. İşte size okulda pek de parlak öğrenci sayılmayan bir delikanlının öyküsü. Gerçekten öylesine kötü bir öğrenciydi ki sonunda okulu asmaya koyulmuş, çalıp çırpmaya başlamıştı. Ama yine de palavra atmaktan geri durmamıştı hiç.
Bütün bunları da bir aşağılık kompleksinden yapıyordu. Ucuz, büyüklenmeler ve palavra sıkmalar şeklinde de olsa başarıya ulaşmak istemekteydi. Hırsızlık yapıp para aşırıyor, aşırdığı parayla yolsuz kız ve kadınlara çiçekler ve çeşitli armağanlar alıyordu. Günün birinde otomobille uzaktaki küçük bir kente gitmiş, burada altı atlı bir araba kiralayarak kontlar gibi kent içinde dolaşmaya başlamış ama sonunda yakayı ele vermişti. Başkalarından üstün olma, gerçektekinden büyük görünme konusunda şiddetli bir arzu bütün davranışlarda kendini açığa vuruyordu. Benzeri bir eğilimi suça yönelik kişilerin davranışlarında da görebilmekteyiz. Kolay kazanılmış başarılarla böbürlenme eğilimini daha önce bir başka konuyla ilgili olarak ele almıştık. Bir süre önce New York gazetelerinin verdikleri bir haberde birçok öğretmen bayanın kaldığı eve giren ve öğretmenlerle söyleşide bulunan bir hırsızdan söz açılmıştı. Hırsız kadınlara yüz akıyla görülen normal çalışmalarının insanı ne güçlükler karşısında bıraktığından, özellikle kendisini ne sıkıntılara soktuğundan hiç haberleri olmadığını açıklamıştı. Başka bir işte çalışmaktansa hırsızlık yapmanın çok daha kolay sayılacağını söylemişti. Anlaşılıyor ki adam yaşamın olumsuz tarafında almıştı solu. Bu yolu izlerken de kendisinde belli bir üstünlük duygusu gelişip ortaya çıkmıştı. Kadınlardan çok daha güçlü sayılacağı duygusu içindeydi. Bu duygu da en başta kendisinin silahlı, kadınlarınsa silahsız olmasından kaynaklanıyordu. Gerçekte ödlek biri olduğunun farkında mıydı acaba? Ama biz onun böyle bir kimse sayılacağını biliyor. Çünkü kendisindeki aşağılık kompleksinden kaçarak yaşamın yararsız tarafına yönelen biri olduğunu görüyoruz. Ama ona gelince bir korkak değil bir kahraman gözüyle bakıyordu kendisine. Bazı kimseler vardır. Canlarına kıymak gibi bir düşünceye kapılır. Bu yoldan bütün sorunlarıyla dünyayı üzerlerinden silkip atmak isterler. Sanki bu hayatın varlığıyla yokluğu onlar için birmiş gibi yapar. Böylelikle kendilerinde bir üstünlük çizerler. Gerçekte ise korkak, yüreksiz kimselerdir bunlar. Görülüyor ki üstünlük kompleksi bir olayın ikinci evresi, aşağılık kompleksinin dengelenmesidir. Bu gibi vakalarda her zaman aradaki organik ilişkiyi bulup çıkarmamız gerekmektedir. Öyle bir ilişki ki kendi içinde bir çelişki gibi görünmekte ama daha önce anlattığımız gibi insan doğasına düpedüz uygunluk göstermektedir. Bir kez söz konusu ilişkiyi ele geçirdik mi, gerek aşağılık, gerek üstünlük kompleksini etkili biçimde tedavi edebilecek yeteneğe kavuşuruz.